Değer meslektaşlarım, değerli izleyiciler, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği bu bilimsel aktivitenin 55. oturumu diyebileceğimiz oturuma başlıyoruz. Bizim konumuz mali hukukla ilgili, diğerleri pek çok alanla ilgili, aşağı yukarı hukukun her alanında birden fazla defa ele alınan konular olduğunu, başlıklar olduğunu gördük. Çok da mutlu olduk açıkçası. Şimdi bizim alanımızla ilgili, mali hukuk alanıyla ilgili olarak 5 konuşmacımız var. Tabii ki süreler bakımından bir açıklama yapmak gerekiyor. İnanın bazen bu toplantılarda ya da bu sempozyumlarda en zor görev yöneticinin görevi. Bu süreleri ayarlayabilmek o kadar kolay bir şey değil. Çok akıcı bir konuşma oluyor, onu kesmek istemiyorsunuz. Ama minimum maksimum bir süre de olduğu için ona da uymak zorundasınız. Dolayısıyla bir güçlük arz ettiğini açıkça kabul etmek gerekiyor. Umarım hiç bir noktada söyleyebileceklerimiz de eksik olmadan süresinde tamamlamış olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben sözü verdikten sonra sizlerden bir istirhamımız var. Kendi özgeçmişinizi, kendiniz öngördüğü ölçüde açıklayabilirsiniz. Bunun akademik alanla ilgili olarak kendi özgeçmişinizi belirtebilirsiniz. Doktora tezinizin konusu olsun ya da arkadaşlarımızın Metin Bey ve Enes Bey'in çalıştıkları alanları, ilgi alanları olsun. Akademik alanla ilgili özgeçmişinizi aktarabilirsiniz diye düşünüyorum. Varsa özellikle ve bilinmesini istediğiniz hususlar, onları da tabii ki ortaya koyabilirsiniz. O yüzden ben sizleri tek tek tanıtma durumunda olmayacağım. Yani sizi tanıtan bir açıklama yapmayacağım. Gerçi fakülte bir çalışma yapmış bu konuda, Akdeniz Hukuk Fakültesi. Bana siz takdim edin bu özgeçmişleri dedi. Ben kendi adıma bu yöntemden, size önerdiğim yöntemin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu modeli benimsiyorum. Şimdi 5 konuşmacımızın her birine 15 dakika süre vereceğiz. Ve bu 15 dakikalık süre içinde konular aktaracak. Ben bir mantıksal silsile var mı diye baktım konular arasında. Fakat konular her biri diğerinden farklı arz eden konular. Bir tek Tuğçe Hanım'ın konuşmasıyla Enes Bey'in konuşmasının konuları birbiriyle örtüşüyor belirli ölçüler içinde. Ama eğer biz size uygun görürseniz programdaki akışa uygun şekilde yapalım. Yani onlar herhalde bir kendileri de itibarlı bir mantık silsilesi ortaya koymuşlardır. Gerçi kariyere bağlı olduğu anlaşılıyor ama bir mantık da bu çerçevede ortaya konmuştur. Şimdi ben ilk sözü Aziz hocamıza vereceğim. Kendisi hükümet sistemi değişikliğinin bütçe hukukunun kaynakları üzerindeki etkileri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince doğal olarak bütçenin hazırlanması, onaylanması, uygulanması konusu farklı esaslara tabi oldu. Bunların ortaya konması bakımından hocamızın görüşlerini, düşüncelerini, açıklamasını bekliyoruz. Buyurun Aziz Hocam. Evet, teşekkür ederim Doğan Hocam. Öncelikle hem size hem de diğer katılımcı arkadaşlarımıza bu katkılarınız nedeniyle fakültemiz adına teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca kendimden öncelikle söz edeyim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun oldum. Uzunca bir süre hakimlik ve serbest avukatlık yaptım. 2004 yılında da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ekonomi ve maliye bölümünde göreve başlamadan önce Gazi Üniversitesi'nde sosyal bilimlerinde arsa payı karşılığı inşaat yapma sözleşmeleri ve sözleşmeleri şekil başlıklı tez ile özel hukuk yüksek
lisans programını 1986'da tamamladım. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde vergi hukukunda mürbir sebepler başlıklı tez ile mali hukuk yüksek lisans programını 1996'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de kara paranın aklanması ve önlenmesi başlıklı tez ile mali hukuk doktoru programını 2003'te tamamladım. Tabii 2004'te de akademiye geçiş yapmış olduk. 2004-2013 arasında ve 2016'dan sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 2011 yılında da profesör olduk. 2013-2016 arasında da Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olarak çalıştık. Şimdi de Akdeniz Üniversitesi'nde Mali Hukuk Anabilim Dalı'nda görevimiz devam etmekte. Şimdi bu kısa özgeçmişten sonra bildiri konusu olarak tabii son değişikliklerle ilgili olması nedeniyle hükümet sistemi değişikliğinin bütçe hukukunun kaynakları üzerindeki etkileri şeklinde bir başlık oluşturduk. Tabii burada öncelikle yürütmenin güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir geçiş olduğunu görmekteyiz. Daha önceki parlamenter sistemden ayrılarak. Dolayısıyla hem anayasada hem anayasadaki temel kurallarda hem de Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu'nda bazı değişiklikler olmuştur. Tabii başlıkta bütçe hukukunun kaynakları dedik. Tabii burada hukukun kaynakları dediğimiz zaman hem organik anlamda hukuk kaynağı anlamında düşündük hem de pozitif hukuk yani yazılı hukuk kuralları anlamında kaynakları düşündük. Böyle bir çalışmayı görebilmek amacıyla. Tabii bu çalışmanın bir de düzenleyici işlemler yönüyle plan programların da hukuki nitelik kazandırılması gerekmekte. O konularda da kısaca açıklamada bulunacağız. Tabii geniş anlamda da yazılı metin halinde anlatılması gerekiyor. Dar bir alanda size bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Tabii konu hem anayasa hukuku, genel kamu hukuku, kamu maliyesi ve bütçe hukukunun ortak alanını teşkil etmekte. Dolayısıyla öncelikle bir devlet ve devlet unsurlarını kısaca belirterek geçmek istiyorum. Devletin bir ülkede yaşayan insan topluluğunun oluşturduğu egemenlik hakkına sahip bir hukuki kişilik olarak kısaca tanımlamamız mümkün. Dolayısıyla bir devlet dediğimiz zaman bir iktidardan, bir güçten bahsediyoruz. Bunun unsurları olarak insan unsuru yani millet, ülke unsuru yani toprak, egemenlik unsuru şeklinde unsurları bulunmakta. Her şeyden öte toplum içerisindeki en büyük kamu tüzel kişiliği anlamını taşımakta. Dolayısıyla devlet hukuki işlemler yapabilmekte. Mal varlığına sahip olabilmekte, hak ve borç altına da girebilmekte. Bütçe hukuku ile ilgili anayasanın ilgili maddelerinde değişik hükümlerde hem kanunlar kısmında hem de bütçe ile ilgili ve kesin hesapla ilgili hükümlerde ayrıntılı düzenlemeler bulunmakta. Ancak başlıktan da anlaşılacağı üzere hükümet sistemi değişikliği kavramı var. Yani öncelikle hükümet sistemine girebilmek için de kısaca bir cümleyle siyasal sistemlerden söz etmekte yarar var. Bir ülkedeki iktidarı yani hükmetmeyi ve otoriteyi içeren kurumsallaşmış insan ilişkileri olarak siyasal sistemler tanımlanmakta. İki gruba ayrılıyor. Totaliter sistemler, demokratik sistemler şeklinde. Totaliter sistemlerde müdahaleci yön ağırlıklı, bütüncül bir sistem var, resmi bir ideoloji var ki bunlar örnekleri olarak faşizm, nasyonel sosyalizm, komünizm olarak uygulamaları görülmekte. Demokratik sistem dediğimiz zaman da ekonomik sistem genellikle piyasa ekonomisi, kapitalist sistemin içerisinde piyasa ekonomisi olarak görülmekte. Siyasal sistem olarak da çoğulcu bir siyasal sistem oluşturulmakta. Tabii
devlet dediğimiz zaman devletin devlet şekillerinin yine monarşi ve cumhuriyet olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Yine üniter devlet, birleşik devlet şeklinde tasniflerde bulunmakta. Biz hükümet sistemlerine geldiğimizde ise hükümet sistemi esasen yasama ile yürütme organları arasındaki ilişki ile belirlenen bir sistem. Dolayısıyla bu sistemler ya monarşik nitelikte olmakta ya da cumhuriyet şeklinde, yani demokratik hükümetler şeklinde olmakta. Yani demokratik hükümetler bizim halkın devlet organını belirlediği, doğrudan veya da dolaylı temsil sistemlerinin olduğu, parlamenter hükümet ya da başkanlık hükümeti şeklindeki hükümetlerin olduğu sistemler cumhuriyet hükümetleri. Parlamenter hükümete baktığımızda yasama etkili durumda. Dualist bir yapı var. Cumhurbaşkanı ve bakanlar yasama organının içerisinden seçilmekte. Dolayısıyla yürütme ile yasama arasında da yumuşak bir ayrım söz konusu. Ancak başkanlık hükümet sistemlerine baktığımızda yürütme bu kez öne çıkmakta, etkili olmakta, yani monist olarak bir başkan bulunmakta. Burada da sistem sert kuvvetler ayrımına dayanmakta. Dolayısıyla yasama organının dışında bir hükümet oluşmakta. Bizim Türkiye'deki duruma baktığımızda ise devlet başkanı, cumhurbaşkanı, yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organı şu an itibariyle cumhurbaşkanı hükümet sistemi, geçmişteki durumu ise parlamento içinden seçilen bir bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanından oluşan bir yürütme organı bulunmaktaydı. Tabii yargı organları her halükarda bağımsız ve tarafsız olmak zorunda cumhuriyet sistemlerinde. Bunun devlet ve kamu hizmeti ve kamu maliyesi anlamında düşünürsek, devletin kamu maliyesinin içine çektiğimiz zaman, ki kamu maliyesi gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı ve kamu varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerin yönetimini kapsayan bir kavram olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada devlet genel bütçe içerisinde, devlet bütçesi olarak bir sayılı cetvelde yer almakta. Dolayısıyla merkezi yönetim kapsamında. Şimdi devletin üç erkinden söz ettik. Yasama, yürütme, yargı. Bunların üçü de bir sayılı cetvelde yer alıyor. Yani devlet bütçesi içerisinde yer alıyor. Ki anayasanın 6. maddesine göre egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve bu milletin bu egemenliği yetkili organlar vasıtasıyla kullandığını düşündüğümüzde, yani yasama, yürütme ve yargı anayasadaki yetkilerini kullanmakta, ki yasama yetkisiyle yürütme yetkisi de şu an Cumhurbaşkanlığı da seçimle geldiğine göre hem yasama yetkisi, ikisi de millet tarafından seçilmekte. Tabii ayrımları biraz önceki durumla ilgili daha önce de biraz sonra açıklayacağız. Burada şu anki anayasanın ilk 6 ila 8. 9. maddeleri arasındaki hükümlere baktığınızda bir yürütme ile yasama arasında kuvvetler ayrımı, sert kuvvetler ayrımına geçildiği görülmekte. Tabii zaman şeyine de baktım, biraz hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor, biraz daha hızlı bir şekilde girmemiz konuşmacılar lazım. Sürenin nasıl geçtiğini hiç fark edemezler. Evet, konuşmacılar fark edemeyecekler. Şimdi şöyle diyelim, hükümet değişikliğinin sebebi olarak kanun gerekçesinde seçimde gelen iktidara güvenme ihtiyacının ortaya çıkması, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilme usulüne geçilmiş olması, hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu şeklinde çift görünümde olması, istikrarsızlık, krizler ve vesayet durumlarının giderilmesi ihtiyacı ve gözetilerek halkın sadece parlamentoyu seçmesi yerine hem Cumhurbaşkanı hem de parlamentoyu
seçimlerle iş başına getirmesi ve tıkanması halinde de birlikte seçilmelerini öngören bir Cumhurbaşkanı hükümet seçim sistemine geçilmiş durumda. Biliyorsunuz 6771 sayılı kanun 2017'de yapıldı. Anayasanın halk oynamasına sunulması sonucu %51,41 ile evet, %48,59 ile hayır ilanıyla hayır şeklindeki oylama sonucu da resmi gazetede de yayınlandı. Halk oylaması sonucu. Evet, bunun sonucunda ne ortaya çıktı? Önceki parlamenter sistemden başkanlık sistemine benzer bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yani yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşurken sadece Cumhurbaşkanı'ndan oluştu. Onun atadığı bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları bulunmakta. Daha önceden bütçe kanunu tasarısının kabul edilmemesi yasamanın içinden çıkan hükümet olduğu için güvensizlik anlamına gelmekteydi bütçe kanunun kabul edilmemesi. Ama Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin bırakılması gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte aynı seçimle seçiliyorlar ve bütçe kanun teklifinin kabul edilmemesi hükümete güvensizlik oyu anlamına gelmiyor. Sert kuvvetler ayrımı var. Neticede geçici bütçe veya geçici bütçede kabul edilmezse yeniden değerleme oranına göre yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bütçenin uygulanacağı şeklinde bir hükümle devam ediyoruz. Evet, burada biz bütçelerin geri planında kalkınma planlarının, orta vadeli programın, yıllık programların olduğunu ülke çapında, kurumlar çapında da stratejik planların, performans programlarının olduğunu bilmek zorundayız. Burada plan, program ve bütçeleme işleri bir hiyerarşik yapı içerisinde devam etmekte. Planlı kalkınmada kalkınma planının Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama organı tarafından yapıldığını söylememiz gerekecek. Dolayısıyla meclis kararıyla kabul ediliyor. Milletin iradesiyle kalkınma planları kabul ediliyor. Milletvekilleri vasıtasıyla. Ekonomik program, yani yeni ekonomik program, orta vadeli programla eş anlamlı. Bu da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanıyor. Cumhurbaşkanı da zaten yürütmenin başı olarak o da milletin iradesiyle seçilmiş durumda. Yıllık programda yine soyut kurallar koymayan, programı onaylayan Cumhurbaşkanı kararıyla ortaya çıkan bir işlem olarak karşımızda durmakta. Yani bütçeye gelmeden önce bir kalkınma planı Türkiye Büyük Millet Meclisi, diğerleri ise Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bazı plan ve programlar bulunmakta. Bu bütçelerin merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçesi ve mali idare bütçeleri şeklinde genel kamu yönetiminin kastet edildiği bir sistem içerisinde olduğumuzu düşünürsek, devlet bütçesi bunlardan merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer aldığını biraz önce açıklamıştık. Burada önemli olan bütçe hakkı yasama organı tarafından yürütme organına henüz daha dönem başlamadan önce belli bir dönem için gelir toplama ve harcama yapma izni vermesi, yani ön izin ilkesine bağlı olması ve bütçe uygulamalarını da denetlemesi anlamına gelmekte. Ve bu Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu'nun 5. maddesinde kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür denilmekte. Biz burada 161. maddenin daha önceden düzenlenen 161, 162, 163 ve 164. maddelerin tek bir maddede düzenlendiğini kısaca belirteyim. Süre çok daraldığı için. Bütçe kanunlarının hazırlanması sırasında bütçe komisyonları var. Bütçe komisyonlarında değişiklik var. Bu bütçe komisyonlarının 40 üyesinin 25'i iktidar üyesi olması gerekirken geçmişte, şu anda herhangi bir sayı öngörülmüyor. O da grup çoğunluğuna göre bütçe komisyonu oluşturulmakta ve bütçe
komisyonları bütçelerin hazırlanmasında önemli bir görev ifade etmektir. Çünkü kalkınma planlarına uygunluğu bütçe komisyonundaki çalışma sırasında denetlenmekte. Çünkü performans programları ve diğer stratejik planlar hepsi ekinde olduğu için. Neticede en önemli çalışmalardan birisi bütçe komisyonunun çalışmaları olarak karşımıza çıkmakta. Evet, burada merkezi yönetimin bütçesinin kanun şeklinde, sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin yönetim kurulu kararı şeklinde, mali idare bütçelerinin de ilgili mali idarenin meclis kararı şeklinde, yani idari işlem şeklinde olduğunu belirtmenizde yarar var. Bunlar her ne kadar bütçenin ekinde olsalar da idari bir işlem olarak ortaya çıkmaktalar. Şimdi biz genel bir tabloya baktığımız zaman ama bakmadan önce çok yıllık bütçe anlayışının geçerli olduğunu belirtmem gerekecek. Çünkü bütçelerin hazırlanmasında gelecek iki yılın performans programlarına dahil performans programlarına göre bütçeler hazırlanmakta. Dolayısıyla ilgili yıl ve gelecek iki yılın hem performans programı hem de bütçe değerleri yer almakta. Dolayısıyla çok yıllık bir bütçe anlayışı var. Şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi geçici bütçe ile ilgili. Dolayısıyla geçici bütçede sorun yeniden değerleme oranıyla artırılarak yapılması konusuna geldiğinde, o da yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi bu şekilde artırılır demekte. Ancak bu hüküm anayasada yer almakta. Dolayısıyla anayasadaki hükümlerin tamamının temel kural olduğunu düşünürsek, burada bütçe hakkının ihlal edilip edilmediği konusundaki tartışmanın yine bütçe değişiklikleri kapsamında düşünmek gerekecek. Yani bu buradaki anayasa hükmü temel hüküm. Dolayısıyla performans bütçeye dayalı bir program bütçe var. Dolayısıyla geçici bütçe yeniden değerleme göre oranına göre olursa ön izin olmayacak. Ön izin olmadığı için de performans denetimi nasıl yapılacak? Uygulamada da sorunlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bir merkezi yönetim bütçe kanunu var. Geçici bütçe kanunu yapılabilir. Yeniden değerleme oranına göre artırılarak bir metin olmadan eski metin üzerinde bir artırımla uygulanabilir. Ayrıca ek bütçe kanunu yapabilmek de mümkün gözükmekte. Burada üçüncü olasılık olarak yeniden değerleme oranı artışı şeklinde bir geçici bütçe uygulaması yapılabilir. Bir yanda millet iradesiyle seçilmiş yasama organı var. Bir yanda millet iradesiyle seçilmiş yürütme organı var. Burada kalkınma planından gelen orta vadeli program ve yıllık programlara göre hazırlanan bütçe teklifi geçmediği takdirde, sorun çıktığı takdirde, nihayetinde en sonunda yürütme organının hizmetlerin sürdürülebilmesi için bir yeniden değerleme oranının artışı şeklinde yürütülmesi yeni kanun yapılıncaya kadar yine geçici bir süre olarak öngörüldüğünü görmekteyiz. Bu bir istisnai durumdur. Üçüncü bir ihtimal olarak karşımıza çıkmakta. Sert kuvvetler ayrımının uygulamasının sonucudur. Dolayısıyla anayasanın temel kural olduğu göz önünde bulundurulduğunda bütçe hakkının ön izin ilkesine uyumlu olabilmesi için anayasa değişikliğiyle mümkün olabileceği şeklinde düşünmekteyiz. Organik kaynaklardaki değişiklikleri sıraladık. Pozitif hukuk kaynaklarına baktığımızda kısaca başlıklar halinde söyleyeceğim. Kalkınma planı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir karar şeklinde ortaya çıkıyor. Yani meclis iradesi, yani milletin iradesi şeklinde. Orta vadeli programla yıllık program Cumhurbaşkanı'nın kararı düzenleyici bir idari işlem şeklinde, Cumhurbaşkanı kararı şeklinde olmakta. Ancak bu düzenleyici işlemin bir özelliği var. Yeni soyut genel kurallar getirmemekte, sadece bir programı onaylandığını gösteren
şekli bir düzenleyici idari işlem olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum. Uygulamaya ilişkide ödenek artırımı ve ödeneklerin birleştirilmesiyle ilgili ödenek aktarımıyla ilgili bir takım yasama organının ön izni ilkesi çerçevesinde bütçe hakkının ihlal edilmeyecek şekilde kuralların oluşturulması gerekir diye düşünüyorum. Nihayetinde şunu söyleyebiliriz. Hükümet sistemi, seçilen hükümet sistemi, bütçe hukukunun hem bütçenin hazırlanması sırasında hem de uygulanması sırasında ödeneklerin artırımı, ödeneklerin birleştirilmesi konularında parlamentoların sahip olduğu ilk yetkilerden olan bütçe hakkının ihlal edilmeyecek şekilde kullanılmasında yarar olduğunu, bunun da hukuk kuralları yapılırken anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere gözetilmesinde yarar olduğunu, demokratik bir toplum için yarar olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Birazcık açtım ama konuyu toparlamak adına mecburda kalmış oldum. Teşekkür ederiz Aziz Özcan. Tabii bütçe en büyük firma olan devletin piyasa ekonomisini cevaplamak durumunda olduğu bazı hususları kamu ekonomisi açısından değerlendiriyor. Kim üretecek, kimin için üretilecek, ne kadar üretilecek, kim finanse edecek? Bu kadar büyük bir firmadan, yani devlet anlamındaki bir firmadan bahsedince bütçesi de tabii çok değişik ve farklı hukuk kurallarıyla düzenlenir hale geliyor. Yapılması, uygulanması başlı başına bir alan haline gelmiştir. Zaten siz de bütçe hukuku demekle bunun önemini ortaya koymuş oldunuz. Ben açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi sözü Tuğçe Hanım'a vereceğim. Hocam kayıtta mısınız? Evet, evet hocam. Hemen evet, tamam. Slaytımı yansıttım, sesimi de. Evet. Süremiz belli. Aktarımınızı bekliyoruz efendim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sayın Okul Başkanım, sayın hocalarım ve sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyor ve kongrede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. O yıldan itibaren stajımla birlikte 8,5-9 seneye yakın Zorba'daki Vestel Şirketler Kurumu'nda avukat olarak görev yaptım. Daha sonra 2011 yılının sonlarına doğru, 2012 yılında daha doğrusu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik hayatıma başladım. 10 küsür senedir de mali hukuk anabilim dalında görev yapıyorum. Son bir senedir de Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı görevini yürütüyorum. Sayın hocalarım ve sayın katılımcılar, benim bildirim 15 Nisan 2022'de yürürlüğe giren 7394 sayılı kanunla vergi usul kanununun 359. maddesinde yapılan, temelde 3 başlık altında toplandığı görülen önemli ve son derece güncel değişikliklerin ortaya konulması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. İlk değişiklik, etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçları içinde uygulanabilmesi sağlanacaktır ifadesiyle insan hakları eylem planına konu olarak 359. maddeye eklenen ve kanun koyucunun etkin pişmanlık olarak adlandırdığı müessesedir. Vergi usul kanunu madde 371'deki pişmanlık ve ıslahtan farklı şekilde düzenlenen bu müessesenin uygulanma koşulları ikiye ayrılmış vaziyettedir. Bu koşullardan ilki 359. maddede yazılı fiillerle verginin ziya uğratıldığını tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamıyla kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının ödenmesi. İkincisi ise vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şeklinde ortaya konulmuştur. Bu ikinci şartın özellikle anayasa uygunluğunu tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Zira anayasanın 36. 40. ve 125. maddeleri gibi hukuk devletinde yasal vergi idaresinin 359. maddedeki
sebepler gerekçe gösterilerek tesis ettiği tar ve ceza kesme işleminin sadece sebep unsuru bakımından değil, konu, amaç, yetki ve şekil unsurları bakımından da uygun olması zorunludur. Dava açmama ya da feragat şartı ceza tehdidiyle mükellefin rızasının dolaylı da olsa zorlanarak hukuka aykırı olma olasılığı bulunan bir vergi ve buna bağlı cezanın hukuk aleminde var olmasına, varlığını sürdürmesine neden olmakta. Bu da yasal idari ilkesi ve kamu yararıyla bağdaşmamakta, hukuk devlet ilkesi ve hak arama hürriyetine de aykırılık arz etmektedir. Bahsi geçen bu iki şartın gerçekleştirmesi sonucunda soruşturma ve infaz aşamasında olanlarla tarih edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezası bulunmayanlar bakımından hürriyeti bağlayıcı ceza yarı oranında, soruşturma aşamasında olanlar bakımından hürriyeti bağlayıcı ceza 1/3 oranında indirilecektir. Bu noktada şüpheliye uygulanan indirim oranı ile mahkumiyeti kesinleşip cezası infaz aşamasında olan faile uygulanan indirim oranının aynı olması ve mahkumiyeti kesinleşip cezası infaz aşamasında olan faile uygulanan indirim oranının koşturma aşamasında olup da mahkumiyeti olmayan ve kesinleşmeyen failden fazla olması eşitlik ve ölçülük ilkeleri bakımından durumu biraz tartışmalı hale getirmektedir. Şartlarını ortaya koyduğumuz bu yeni müessesenin niteliğinin tespiti ve en benzerindeki müesseselerden ayırt edilmesi de önem arz etmektedir. Bahsi geçen madde içerisinde yalnızca indirim kavramı kullanılmış olsa da madde gerekçesinde ve yine aynı kanunla vergi usul kanununa eklenen geçici 34. maddede kanun koyucunun bu müesseseyi soruşturma ve koşturma aşamasında etkin pişmanlık olarak nitelediği tespit edilmektedir. Vergi kaçakçılığı suçu sırf hareket suçu olup suçun konusu da zarar değil tehlikedir. Koruduğu hukuki yarar kamu düzeni olduğuna göre suç sayılmada suçun konusu üzerinde meydana gelen zarar, yani verginin ziya uğrayıp uğramaması değil, kamu düzenine kaçakçılık fiilleriyle yönelen az ya da yoğun bir zarar tehlikesi esas alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 36'da düzenlenen etkin pişmanlık, failin suç yolunu tamamlayarak suçu gerçekleştirmesi, ancak kendi çabalarıyla neticenin gerçekleşmesini aktif bir çabayla önlemesi, hareketinin neticelerini ortadan kaldırma faaliyetinin gelişmesi nedeniyle cezalandırılmaması ya da cezasında belli bir indirim yapılmasıdır. Vergi kaçakçılığının konu hareketlerin meydana geldiği anda oluşan suç, verginin ziya, hazinenin zarara uğramasından bağımsız olarak kamu düzenini ihlal etmektedir. Failin suçu işlemesini takiben duyduğu pişmanlıkla neticenin meydana gelmesini engellemesi artık mümkün değildir. Vergi kaçakçılığı suçundan bağımsız olarak düzenlenen vergi ziya kabahatine konu zararı ödenmesi, kamu düzenini ihlal edecek suretle meydana gelen tehlike derece nitelikte değildir. Bahsi geçen nedenlerle söz konusu müessesenin hukuki nitelemesinin etkin pişmanlık niteliğinde olmadığı kanaatindedir. Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesinde düzenlenen ön ödeme bakımından da mukayese yapmak gerekmektedir. Ön ödeme sadece adli para cezası gerektiren ya da hapis cezasının üst sınırının 6 ayı geçmeyecek şekilde belirlendiği, belli bir ağırlık derecesine ulaşmamış, maddede tahdidi olarak sayılan suçlara ilişkindir. 359. maddede de ön ödemeye ilişkin herhangi bir düzenleme yer almaması, en düşük üst sınırın 18 ay olması dikkate alındığında bu müessesenin ön ödeme niteliğinde olmadığı kanaatindedir. Vergi usul kanununun ek 1 ve ek 11. maddeleri gereğince vergi kaçakçılığı suçu bakımından uzlaşma mümkün değildir. Kanun koyucu tarafından yasaklanmış vaziyettedir. 7394 sayılı kanun bu sınırlandırma ilişkin bir değişiklik öngörmediğinden hukuki nitelik, şartlar ve en çok da usul bakımından tamamen farklılık arz eden bu yeni müessesenin uzlaşma ya da yeni bir uzlaşma türü niteliğinde de olmayacağı kanaatindeyim. Bu durumda kendine özgü koşulları olan bir cezada indirim müessesesi olduğunu tespit etmenin daha doğru bir niteleme olacağı kanaatindeyim. Cezada yapılan bahsi geçen bu indirimler sonucunda 2 yıl veya daha süreli hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezasının ertelenmesi, 2 yıl veya daha süreli hapis cezasının hükmedilmesi halinde hüküm açıklanmasının geri bırakılması ve buna bağlı olarak da sanık hakkında 5 yıl denetim serbestlik hükümlerinin uygulanabilecek olması yaygın şekilde karşımıza çıkacak gibi görünmektedir. İkinci değişiklik, vergi kaçakçılığı suçunda zincirleme suç uygulamasına ilişkindir.
Değişikliği gerektiren süreç Yargıtay'ın müstakar hale gelmiş olan kararlarından kaynaklanmıştır. Failin aynı takvim yılı içerisinde vergi kaçakçılığı suçunu birden çok kez işlemesi halinde cezasından zincirleme suç hükümlerine göre arttırım yapılmaktayken failin aynı suçu farklı takvim yıllarında işlemesi halinde diğer takvim yılı kesinti kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması kanunilik ve ölçülük ilkeleri bakımından tartışıla gelmiştir. Failin her takvim yılı için ayrı suç işlediği kabulünden hareketle her takvim yılı için ayrı ayrı cezalandırılmasına ilişkin Yargıtay uygulaması bu değişiklikle son bulmuştur. 43. maddede öngörülen zincirleme suçun unsurları üzerinden değişiklik sonrası uygulamayı ortaya çıkabilecek tereddüt hususları kısaca ortaya koymak gerekmektedir. Suç işleme kararında birlik, diğer bir anlatımla suçları birbirine bağlayan subjektif bağlantı noktası ilk unsurumuz olmaktadır. Fail tarafından baştan itibaren verilen genel bir karar ve başlangıç planı olarak tanımlanabilecek unsur gereğince birden fazla suçu birbiri içinde eritecek bağlantı noktası yargıç tarafından somut olayın özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu noktada çok önemli bazı tartışmalar akla gelmektedir. Failin aynı takvim yılı içinde birden çok kanuni temsilci sıfatına haiz olarak, daha doğrusu birden çok şirketin kanuni temsilci sıfatına haiz olarak her bir şirkette vergi kaçakçılığı suçu işlemesi halinde ya da birden çok takvim yılında ayrı şirketlerin kanuni temsilcisi sıfatına haiz olarak her yıl farklı şirket üzerinden vergi kaçakçılığı suçunu işlemesi halinde aynı suç işleme unsurunun varlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Vergi kaçakçılığı suçunun faili ancak gerçek kişiler olabileceğinden tüzel kişilikler farklı olsa bile aynı suç işleme kararı ölçütü gerçek kişi yönünden değerlendirilebilecektir. Aynı veya farklı takvim yıllarında tüzel kişilikler değilse dahi temsilcisi aynı olan gerçek kişiler yönünden aynı suç işleme kararının icrası tespit edilmişse mağdur da aynı olduğundan zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği düşünülmektedir. Bu nokta oldukça tartışmalıdır. Hatta belki de bu değişikliklerin en tartışmalı noktalarından birini arz etmektedir. Muhtemelen yargı kararlarıyla çerçevesi biraz daha zaman içerisinde somutlaşacaktır. Aynı kişiye karşı unsur bakımından değerlendirmek gerektiğinde zincirleme suç hükümlerini mağdurun tekliği unsuru karşımıza çıkmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçunda mağdur aynıdır, devlettir. Değişik zamanlarda unsuruna göre suçlar arasında teselsülün kesilmesine engel olmayacak zamanlarda, değişik zamanlarda suç işlenmesi gerekmektedir. Bu zamanın kısa olması ya da uzun olmaması şeklinde bir sınır koymak mümkün değildir. Maddenin yeni hali de birden fazla takvim yılı veya vergilendirme döneminin zincirleme suçun oluşmasına engel olmayacağını hükme bağlamıştır. Aynı suçun birden çok işlenmesi unsuru da yine bazı tartışmalar akla getirmektedir. Zira fail tarafından işlenen her bir suç birbirinden farklı nitelikte ise zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır. Aynı suç tipine haiz, ilaç şekilleri ve hukuki değeri aynı olan suçlar aynı suç kabul edilmektedir. Vergi kaçakçılığı suçu aynı madde içerisinde hem seçimlik hareketli suçları hem de farklı suçları birlikte düzenlemektedir. Doktrinde farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte kanaatimizce her bir fıkra, hatta maddeyi de öyle yansıttığımızda belki biraz daha ayırt etmesi kolaylaşacak. Her bir fıkra birbirinden farklı suçu oluşturmakta, ancak her bir fıkra içinde tipe uygun seçimlik hareket olarak düzenlenen fiiller aynı suç kapsamına girmektedir. Bu kabulden hareketle aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda A fıkrasındaki farklı seçimlik hareketlerle vergi kaçakçılığın suçunun işlenmesi aynı suçun birden fazla işlenmesi kapsamında zincirleme suç oluşturacaktır. Aksine değişik zamanlarda aynı failin A ve B fıkralarındaki fiillerle vergi kaçakçılığı suçunu işlemesi halinde suç farklılaşacaktır. Bu nedenle aynı suçun gerçekleşmeyeceğinden zincirleme suç hükümlerine de başvurulamayacaktır. Son değişiklik ise 359. maddede 4 kademeye ayrılmak suretiyle hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülen kaçakçılık fiillerinin cezalandırma üst sınırlarının artırılması ilişkindir. Uzun süredir tartışıla gelen dekriminalizasyonun gerekliliği tartışmalarının aksine 3 yıla kadar olan hapis cezasının üst sınırı 5 yıla, 5 yıla kadar olan hapis cezası üst sınırının 8 yıla çıktığı görülmektedir. Böylelikle
İkinci, üçüncü ve dördüncü kademedeki suçlar için dava zaman aşımı 8 yıldan 15 yıla çıkmış vaziyettedir. Sözlerime son vermeden önce bir yandan ceza üst sınırlarının ağırlaştırılmasıyla meydana getirilen ceza hukukunun genişlemesiyle diğer yanda zincirleme suç, cezada indirim gibi yollarla oluşan ceza hukukunun esnekleşmesinin bu üç değişiklik sonucunda aynı anda ve birlikte gerçekleşerek kesişmesinin kanun koyucunun maksadını anlamak bakımından bazı tereddütler doğurduğuna da dikkat çekmek isterim. Beni dinlediğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben Tuğçe Hanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten son zamanlarımızın en önemli konularından biri. Zaten düzenleme yapılmasının öncesindeki tarza baktığımızda sorunlu alandı. Ve pek çok kişi hüküm giymiş olması nedeniyle infaz süresi, infaz zamanı, infazdaki diğer hususlar dikkat alındığında devletin bu infaz sistemini kaldırması belki güç olduğu anlaşıldığı için bir anlamda tam doğru bir tabir değil ama örtülü bir ceza azaltması yapılma yoluna gidildi. Bunu da vergi ziyanına bağlandı. Tuğçe Hanım oldukça kapsamlı ve net ifadelerle konuyu ortaya koydu. Ben sadece şu konuda dikkat çekmek isterim. Ödeme konusunda tarz edilen vergi ve kesilen cezaların ferileri yüklü ödenmesi ifade edildiğine göre kişi örneğin yapılandırmadan yararlanmışsa ne olacak? Veya fiilen ödememiş ama cezalarda indirim yoluyla ödemiş. Yani az ödemiş. Kabahatlerin cezasının azaltılarak ödenmiş. Ve diğer yollarla, hukuki yollarla fiilen ödediğiyle, tahrir edilenle kesilen ceza arası fark varsa hangisi dikkate alınacak? Şimdi bunun evvel emirde tabii ki ceza mahkemeleri idareden gelecek yazıya göre tutum takınacakları için idarece bu konuda uygulama birliğini sağlamak bakımından bir tebliğ, genel düzenleyici bir işlem üretilmesi aciliyet kazanmaktadır. Çünkü ceza mahkemeleri habire vergi dairelerine bu tutarlar ödendi mi, ödenmedi mi diye soruyor. Davalardan vazgeçme meselesi gündeme geliyor. Çok doğru bir şekilde ifade etti Tuğçe Hanım. Bu anayasal bazı sorunları içinde barındırıyor. Örneğin, fazla da uzatmayacağım. Kişi bu vergiyi ve cezayı ödedi. Ödediğini kabul edelim. İndirimden yararlandı. Fakat ceza yargılamasında indirimden yararlanmaksızın tamamen beraat etti. Şimdi o parayı geri mi alacak bu kişi? Sonuç itibariyle vergiyi ödedi, tahriden vergiyi, cezayı ödedi. 1/2 indirim uygulandı. Ama uygulanmayı gerektirmeyecek şekilde beraat etti. Şimdi ne olacak bu ödediği paranın karşılığı, ödediği vergiler ne olacak? Ödediği cezalar ne olacak? Bunlar nasıl geri alınacak? Alınabilir mi, alınamaz mı? Yani yeni bir sorun alanı ortaya çıktığını ifade edelim. Tabii ki zamanla yargı ve kararlarıyla bunlar ortaya konacaktır diye düşünüyoruz. Ben açıklamalar için tekrar teşekkür ediyorum. Mufassal bir açıklama oldu. Süreyi de çok iyi kullandı. Bu nedenle özellikle teşekkür ederim. Bizim işimizi kolaylaştırdı. Şimdi bir diğer konuşmacı hocamıza geçiyoruz. Kader Hanım'a, Kader Melis Topçu'ya. O da değişik bir konu. Şöyle ki, Türkiye'de elde edilen gelirlerin yanında Türkiye dışında elde edilen gelirler varsa onların da beyan edilmesi söz konusu. Zaten bu konu kendi başına bazı sorunları içeriyordu. Yurt içindeki indirilecek kalemler de yurt dışındaki indirilecek kalemler arasındaki farklardan kaynaklanan bazı uygulama farklılıkları. Bu daha da farklı bir şekilde yurt dışında ödenen kiraların yurt içindeki
kira gelirlerinden indirilmesi meselesiyle ilgili mülkiyet hakkı bağlamında açıklamaları bulunacak. Ben öyle anlıyorum başlıktan. Şimdi sözü fazla uzatmadan da kendisine bırakıyorum. Buyurun Kader Hanım. Teşekkür ediyorum hocam. Saygıdeğer oturum başkanım, hocalarım ve kongre yetkilileri, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Ve böyle bir imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Kader Melis Topçu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalı'nda doktora üyesi olarak görev yapmaktayım. 2002 yılı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2004 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimime başladım ve vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları isimli tezle bu eğitimimi tamamladım. 2005 yılında Maliye Bakanlığı'nda hazine avukatı olarak çalışmaya başladım. Ancak gelir idaresinin kurulmasıyla birlikte çeşitli vergi dairesi başkanlıklarında hem hukuk bürosu yöneticiliği hem de avukat olarak yaklaşık 10 yıl olarak 10 yıl boyunca görev yaptım. 2014 yılında ise 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ortak doktora programında doktoraya başladıktan sonra akademiye geçiş yaptım. Benim için radikal sayılacak bir kararla. 2020 yılında da vergi hukuku özelinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumlu isimli tezimle doktora eğitimimi tamamladım. Bugünkü konum da doktora kapsamında ele almadığım ancak tezimle bağlantılı bir konu. Yaklaşık olarak 10 yıl boyunca uygulamanın içinde olunca da uygulamada gözüme çarpan aksaklıkları veya ihlal teşkil edebileceğini düşündüğüm hususları daha sonrasından bu şekilde değerlendirmek istedim. Bugünkü tebliğimin konusu yurt dışında ödenen kredi faiz tutarının Türkiye'de elde edilen kira gelinden indirim konusu yapılamayacağına ilişkin idari uygulamasının mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi. 1982 Anayasası'nın 73. maddesinin ilk fıkrasında herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür düzenlemesine yer verilerek aslında mali güç anayasal bir vergilendirme ilkesi olarak kabul edilmiş. İlk defa 1961 Anayasası'nın 61. maddesinde anayasal düzeyde teminat alınan bu ilke hepimizin bildiği üzere kişi ve kurumların vergilendirilmelerinde ekonomik durumlarının, ekonomik güçlerinin göz önünde tutulmasını gerektirmektedir. Vergi mali güçle orantılı olmasına dair ilke kişilerin elde ettikleri gelirden o geliri elde etmek için yapmış oldukları giderleri harcamalarında düşülmesine ve safi kazancın vergilendirmeye esas matrahta dikkate alınmasını gerektirmektedir. Ki ülkemizde geliri vergilendiren hem 193 sayılı gelir vergisi kanunda hem de 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunda vergilendirmeye esas tutulan matrah safi kazançlardan oluşmaktadır ki nitekim 193 sayılı kanun birinci maddesinde gelirin kişilerin bir yıl içinde elde ettiği safi kazançlarından olduğu belirtilmiştir. Safi kazanca ulaşabilmek içinse hangi gider kalemlerin indirilebileceği 7 gelir ayrı unsuru için kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerden biri de yine 193 sayılı kanun 74. maddesinde yer alan ve gayrimenkul sermaye iradı kapsamında indirilebilecek giderleri düzenleyen maddedir. Söz konusu düzenlemede elbet birçok gider kalemi bulunmaktadır. Ancak bu gider kalemlerinden biri de kiraya verilen mal ve haklar için temin edilen ve bunda harcanan borçların faizleridir. Maddenin lafzına baktığımızda borcun temin edildiği kişi konusunda ayırt edici bir durum yok. Bu gerektiğinde bir kişi de olabilir, bir kurum da olabilir ki idarenin vermiş olduğu özelgeler de bu yönde. Yine söz konusu maddede temin edilen borcun yurt dışından temin edilmesi veya yurt içinden temin edilmesi konusunda herhangi bir kısıtlama, herhangi bir kayıt bulunmamakta. Her iki durumda da mükelleflerin bu borcu temin ettikleri bu borcu kiraya verdikleri mal ve haklar için kullandıklarına
dair ispat koşullarını yerine getirdikten sonra borcu ilişkin giderleri, faizleri gider kapsamında düşmeleri gerekmektedir. Ancak idare kanun maddesine aykırı bir şekilde yurt dışından temin edilen borcu ilişkin faiz giderlerini gider kapsamında görmemekte ve bu yönde özelgeler vermektedir. Kanaatimce idarenin bu uygulaması mülkiyet hakkını ihlal eder niteliktedir. Bu düşüncemi ortaya koyabilmek için de öncelikle mülkiyet hakkı bakımdan bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Mülkiyet hakkı hem Anayasa'nın 35. maddesinde hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek Mirnoğlu Protokolü 1. maddesinde düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde mülkiyet hakkına yönelik öncü dava Sporlong ve İsveç davası olmuştur. Çünkü mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamında özerk yorumlanan bir haktır, sınırlandırılabilir bir hak olmakla birlikte ve dinamik bir şekilde yorumlandığı için zamanla hakkın uygulanması bakımından bazı değişiklikler olmuştur. Orada belirlenen temel ilkelerde ayrı kural tespit edilmiştir. Bu üç kuraldan ilki herkesin herhangi bir devlet müdahalesi olmaksızın mülkiyet hakkından yararlanmasını öngörmektedir. İkinci kural ise ilk kural ihlal edilmeden mülkiyet hakkının sınırlanabileceği durumları öngörmektedir. Üçüncü kural devlet tarafından mülkiyet hakkının kamu yararına uygun bir şekilde kullanılmasını denetleme hakkı ve yine vergilerin, cezaların ve diğer mali hükümlerin ödenmesini sağlama hakkı devlete atfedilmiş ve bu görev devlete verilmiştir. Aslında üç kural da birbirinden kopuk değildir ve bir bütün olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Anayasaya baktığımızda da yine mülkiyet hakkı anayasanın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Sınırlandırılabilir bir haktır. Ancak sınırlama ancak kamu yararına uygun bir şekilde ve kanunla olabilmektedir. Mülkiyet hakkı kapsamında hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem de anayasanın incelemesi aslında birbirine koşut bir şekildedir. Hatta aynı şekildedir diyebiliriz. Ancak Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre mülkiyet hakkı kapsamında daha fazla teminat içerir şeklinde bir yorumda da bulunabiliriz. Bunun da nedenini birazdan açıklayacağım. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Mülkiyet hakkı sözleşmedeki ekonomik nitelikteki tek haktır. Ve sözleşmenin hazırlanması aşamasında devletlerin çekimser kaldığı, tereddüt ettikleri haklardan biridir. Özellikle vergisel uyuşmazlıklar bakımındansa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dahi uzun yıllar boyunca çok çekimser ve pasif kaldığı haklardan biridir. Mülkiyet hakkı ile ilgili bir bireysel başvuru söz konusu olduğunda hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilk etapta talep edilebilir bir mal varlığı hakkı olup olmadığı belirlenmektedir. Ben bu incelemeyi kendi konum açısından irdeleyecek olursam öncelikle şunu söyleyebilirim ki vergisel meseleler doğrudan mülkiyet hakkına bir mal varlığı hakkıdır. Talep edilebilir bir mal varlığı hakkıdır. Çünkü mükellefler veya kişiler ödedikleri vergi kadar bir paradan mahrum kalırlar ve mahrum oldukları bu miktar mal varlıklarında bir azalma meydana getirir. Bir kişinin bir gideri düşememesi vergilendirmeye esas matrahını yükseltecektir. Vergilendirmeye esas matrahın yükselmesi ise o kişinin daha fazla vergi ödemesini sonuçlayacaktır. Bu ise o kişinin mal varlığında daha fazla bir eksilmeye sebep olacaktır. Bu nedenle mülkiyet hakkı kapsamında bir incelemede konumuz kapsamında mükelleflerin daha doğrusu başvurucuların talep edilebilir bir mal varlığı değerleri bulunmaktadır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi üzülerek görmüş olduğum bazı kararlarda ki şahsi fikrim bu konuda yanlış bir uygulamaya sonuca varmış olsa da ben gider düşülmemesini de yani bir gider kaleminin eksik düşülmesini de mal varlığında bir eksiltme meydana getirdiğini düşünmekteyim. Müdahale olup olmadığı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
talep edilebilir bir mal varlığı olduğunu belirledikten sonra incelemeye mülkiyet hakkına yönelik bir müdahale olup olmadığını tespiti aşamasına geçmektedir. Bu durumda da çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki vergilendirmenin bizzatihi kendisi mülkiyet hakkına doğrudan bir müdahaledir. Zaten Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kararlarında bu hususta tereddüt bulunmadığı belirtilmektedir. Üçüncü aşamada ise söz konusu bu müdahalenin meşru olup olmadığı irdelenmektedir. Meşruluk kapsamında her iki mahkemede alt ölçütler belirlemiştir. Bu alt ölçütlerin ilkinde müdahalenin hukuki bir altyapısının olup olmadığı, yani müdahalenin kanuna ve hukuka uygun olup olmadığı irdelenmektedir. Bu inceleme geçtikten sonra müdahalenin kamu yararına uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. En son aşamada ise müdahalenin ölçülü olup olmadığı incelenmektedir. Önemli belirtmeliyim ki hukukilik aşamasını geçmeyen veya kamu yararına uygun olma aşamasını geçmeyen bir müdahale zaten ölçülük kapsamına ulaşmadan ihlalle sonuçlanacaktır. Özellikle bu incelemede hukukilik incelemesi çok önem arz etmektedir. Ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birçok kararında hukukiliğin bulunmadığı durumlarda alt ölçütler yönünden inceleme yapılmasına gerek olmadığını belirtmiştir. Hukukilik incelemesinde müdahalenin daha önce de belirttiğim üzere hukuki bir alt zeminin olup olmadığı irdelenmektedir. Bu kapsamda anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre çok daha korunaklıdır mülkiyet hakkı kapsamında. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek bir nolu protokolün birinci maddesinde kanunla sınırlama şeklinde bir kısıtlama öngörülmezken anayasanın 35. maddesinde mülkiyet hakkına yönelik müdahaleleri ancak kanunla yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda öncelikle mahkeme şekli anlamda bir kanun varlığını şart koşmaktadır. Elbette ki ikinci düzenlemelerle de bazı düzenlemeler yapılabilir, işte yönetmeliklerle, tebliğlerle. Ancak burada önemli olan düzenlemeyi yapacak kurumun konumuz kapsamında Maliye Bakanlığı'nın bu konuda yetkilendirilmiş olması ve yine kanunun çerçevesini aşmayacak şekilde, kişilere ek bir külfet getirmeyecek şekilde, uzmanlık ve idare tekniğini ilgilendiren alanlara ilişkin düzenlemeler yapabileceği hususlarıdır. Bunun haricinde mülkiyet hakkına yönelik her müdahalede bir kanunun bulunması ulusal hukuk kapsamında şarttır. Tebliğ konusuna döndüğümüzde idare mülkiyet hakkına yönelik müdahaleyi, yani yurt dışında ödenen kredi faiz tutarlarının gider olarak kabul etmemesine ilişkin uygulamayı kendi yorumuna dayandırmaktadır. Bu yorumu biz idarenin zaten önceki yıllarda vermiş olduğu özelgelerinden görüyoruz. Mülkiyet hakkı kapsamında böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Çünkü kişilere bir bakıma külfet getiriyor idare. Ancak bu ek külfeti getirirken bırakın kanun ikinci düzenlemeleri bile kullanmak yerine yoruma başvuruyor. Bu bakımdan şahsi fikrim mülkiyet hakkının yasal bir hukuki zemine sahip olmadığı için, hukukilik ölçütünü sağlamadığı için ihlal edildiği şeklinde. Tabii bu konuda Anayasa Mahkemesi önüne gelmiş, açıkçası bir bireysel başvuruya rastlamadım. Heyecanla konu mahkeme önüne geldiğinde mahkemenin nasıl bir sonuca varacağını açıkçası ben de merak ediyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi hukukilik ölçütü karşılanmadığı için, özellikle bir hukuk devletinde anayasaya aykırı bir şekilde, aykırı bir uygulamayla, idare yorum yoluyla bir müdahalede bulunduğu için mülkiyet hakkının ihlal edildiği yolunda bir karar çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar açıkçası, süre kısıtlı olduğu için. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve tekrardan saygılarımı sunuyorum. Biz de Sayın Topçu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi yurt dışında ödenen kredi faizlerinin gayrimenkul sermaye rafları bakımından kabul edilmemesinin mülkiyet hakkına müdahalesini sözleşme hükümleri ve sözleşme uygulayan
devlet uygulamaları bakımından ortaya koydu. Çok teşekkür ederiz. Acaba bu mülkiyet hakkına müdahale yanında bizim iç hukukumuz bakımından, anayasamız bakımından, eşitlik ilkesi bakımından da değerlendirilebilir mi acaba? Çünkü bazı kazanç unsurlarında yurt dışında ödenen faiz giderlerine yapılan muamele tek tabii ki gayrimenkul sermaye iratları içinde yapılamaz mı? Acaba salt kanununda eşitliği çok dar olarak tutarak işte, bütün hepsini gayrimenkul sermaye iratları bakımından bir farklılık gözetmiyoruz. Kanununda eşit demek anlamına mı geliyor? Ama hani bu konunun da belki eşitlik ilkesi bakımından da bir miktar dikkate alınabileceği kanaatindeyim ben. O da kazanç, o da mal varlığına müdahale. Mal varlığına müdahaledeki ölçülülüğü aşan bir durum birinde yok iken, örnek olarak söylüyorum, diğerinde var olması değerlendirilmeye muhtaçtır diye düşünüyorum. Ben gerçekten kapsamlı, akıcı ve zamanına uygun şekilde sonuçlandırdığı için Sayın Topçu'ya çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bir diğer özelliğinizin de idareden akademik dünyaya gelmiş olmanız nedeniyle bu görüşleriniz biraz daha farklı ve önem arz ediyor. Şüphesiz idarede olmuş olsaydınız mecburen böyle bir görüşe inanmasanız da evet demek durumunda kalıyordunuz. Şimdi ise daha objektif değerlendirebilme imkanını açık yüreklilikle ortaya koyduğunuz için de ayrıca akademik dünyaya yakışan şekilde ortaya koyduğunuz için de teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim hocam. Saygılarımı evet. sunarım. Evet. Şimdi diğer konuşmacımıza geçelim. Akış süreci içinde, programın akış süreci içinde Metin Bey'e Güzeş'e söz vereceğiz. O da kendisi süreye uygun şekilde konuyu bize aktaracaktır. O da ilginç bir konu. Buyurun. Sayın hocam sesim geliyor mu? Ses geliyor tamam. Ama yani şu anda görüntü de geldi. Buyurun. Tamam. Sayın hocam teşekkür ederim. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2021 yılında vergi hukukunda ihbar meselesi isimli yüksek lisans teziyle yine aynı üniversiteden mezun oldum. Ve 2021 Ağustos'tan itibaren Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktoraya devam ediyorum. Aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Benim vergi bildiri konum Avrupa Konseyi ve OECD sözleşmeleri, Avrupa Birliği mevzuatı ve Türk hukuku düzenlemelerine göre finansal hesap bilgilerinin ve vergi hükümlülüğüne ilişkin bilgilerin yurt dışına aktarılması. Bilgi değişimi devletlerin, mükelleflerin yurt dışındaki varlıkları ve gelirlerine yönelik bilgi edinmeleri için gerekli bir araç olmasaydı da vergi edinme anlamında önemli bir konu olduğunu görüyoruz. The Quarterly Journal of Economics dergisinde 2013 yılında yayınlanan Gabriel Zatman tarafından The Mississippi of Nations, Are You Plant Diaz, Net Debtors or Net Creditors isimli makalesinde ülkelerin hane haklarının global finansal varlıklarının yaklaşık %8'in vergi cennetleri olduğunu tespit ediyor. Uluslararası vergi hukukunun son yıllarda hararetli konulardan bir tanesi vergi değişimi konusu. Vergi kayıp kaçağı ile mücadelede işbirliğinin buna bağlı olarak bilgi değişiminin önemi kavranmış ve buna yönelik hızlı bir adım atıldığını görüyoruz. Vergi konularında bilgi değişimi anlaşmaları son yıllarda en fazla imzalanan anlaşmalardan bir tanesi. Bilgi değişimi yönelik çok sayıda anlaşma, direktif, rapor, konvansiyon var. 1960'lardan itibaren bilgi değişiminin kurumsallaşmasına göre adım adım inceleyerek bütünsel bir perspektiften bu sunumda bakmaya çalışacağım. İlk başta 60'lardan itibaren dedik ki 63 tarihli OECD modeline baktığım zaman 1960'lar OECD modeli çok taraflı olarak tasarlanıyor fakat çeşitli nedenlerden dolayı iki taraflı olarak yayınlanıyor. Bu modelde son olarak çifte vergilendirmenin önlenmesinin yanında OECD model konvansiyonun 26. maddesinde ifade edildiği üzere bilgi değişimi anlaşmalı. Şimdi 26. madde ne diyor bize? Akit devletlerin yetki hukumları model konvansiyonunda belirtilen anlaşma hükümlerinin ve iç mevzuatlarındaki vergilendirme ile ilgili düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu ölçüde anlaşma konusuna giren vergilerle ilgili gerekli bilgileri karşılık olarak alıp vereceklerini ifade ediyor. 63 tarihli konvansiyonda bilgi değişimi iki taraflı olarak ve sözleşme devletlerinde en az bir yıl mukim olan kişilere yönelik uygulanacağı ifade ediliyor. Ve bu bilgi değişimi uygulaması için hem anlaşma hükümlerinin hem de anlaşma taraf devletlerinin iç mevzuatına uygun olması için şartından dolayı vergi anlaşması ile iç hukuk arasında bir korelasyon olması gerekiyor. Ardından 70 tarihli OECD konvansiyonu ve bu modele dair 95-2000 güncellemeleri yayınlanıyor.
77 tarihli konvansiyona bakıldığı zaman 26. maddede dahil olmak üzere konvansiyon önemli şey revize edildi. Bu revizyona yani revize edilen ne diye baktığımızda 26. maddede hususlarda söz konusu olduğunda bilgi değişimi için muhkim şartı kaldırılıyor. Akitlerde muhkim olmasa bile bilgi değişimi yapabileceğini ifade ediyor. Çok önemli bir nokta var. Anlaşma hükümlerinin veya iç mevzuatlarındaki vergilendirme ile ilgili mevzuata uygun olduğu için revize ediliyor. Veya eki getirilerek sınırlamanın kapsamı genişletiliyor ve tarafların iç mevzuatlarındaki vergilendirme ile ilgili olmasının yeter şartı olduğu ifade ediliyor. Ve bilgi değişimine yönelik konvansiyonun birinci maddesiyle sınırlı olmadığını ifade ederek kapsam daha da genişletiliyor. Gizli konusunda o bilgiyi alan devletin iç mevzuatı uyarınca belirlenecek ve ilgi kurumlar kullanabileceğini ifade ediyor. Ayrıca 26. madde ile sınırlı olarak yargı kurumları da bu bilgileri kullanabileceğini ifade ediyor. Şimdi bilgi değişiminin formu konusunda bir belirsizlik söz konusu. Talep üzerine bilgi değişimi, otomatik bilgi değişimi ve kendiliğinden bilgi değişimi. Üç farklı bilgi değişimi var biliyorsunuz. Bu formlar ifade ediliyor ama bu form konusu 2 yılında yapılan değişiklikler netleştiriliyor. 95 yılında OECD Model Konvansiyonu 26. maddesinde ufak değişiklikler yapılırken 2000 yılında ise önemli sayılacak nitelikli değişiklikler yapılıyor. 2000 yılından itibaren vergi bilgi değişimine dair sermaye ve gelir vergileri sınırlaması kaldırarak her tür vergi için bilgi değişimi yapılacağı ifade ediliyor. Şimdi vergi amaçlı banka bilgilerinin erişimin iyileştirilmesi hakkında OECD raporu var. Bu rapor banka bilgilerinin erişim konusunda ilk defa bir raporla kurumsallaştırmaya çalışıyor. Burada ne tavsiye ediyor? Komite ne tavsiye ediyor? Hangi önlemleri tavsiye ediyor? Üye ülkelerin finans kuruluşları anonim hesaplar tutmasını önlemek, kaldırmak konusunda önlemler alması tavsiye ediliyor. Üye ülkelerin vergi otoriteleri bilgi değişimine yönelik mevzuatlarında ve uygulamalarındaki engeller konusunda düzenler yapılması tavsiye ediliyor ve buna ilk 3 yıllık bir süre engelliyor. Üye ülkelerin vergi kaçakçılığı vakaları için doğrudan veya doğrudan banka bilgilerine erişim izni vermeyen, kısıtlayan uygulamalarını gözden geçirmesi tavsiye ederek talep üzerine bilgi değişimi izin vermesi öngörülüyor. Vergi konularında bilgi değişimi hakkında OECD model anlaşması 2002 tarihli. İlk başta 2000 yılında bir global forum kuruldu. Bilgi değişimi konusunda ilerleme alanında önemli bir adım atıldı. Bu neden? Çünkü OECD üyeleri dışında Bermuda, Aruba, Bahreyn, Cayman Adaları gibi delegeler de buraya katılıyor. Global forum. 2002 yılında yayınlanan belgesel konularında bilgi değişimi üzerine 2002 tarihli model anlaşma, model TIA diye kısaltacağız bunu, daha ileriye taşıyor. Model TIA, vergilerle ilgili bilgi değişimi ilişkin anlaşma yapılamayan vergi cennetini ülkeleri odak noktası haline getiriyor. Model TIA sayesinde ülkelerin muhkim olan vatandaşları vergi cennetindeki hareketleriyle bilgi değişimi ilişkin erişimi arttırmayı amaçlıyor. Model TIA aynı zamanda OECD'nin zararlı vergi uygulamalarına yönelik girişimin amaçları doğrultusunda etkin bilgi değişimiyle ilgili askeri standartları belirliyor. 98 tarihli OECD model 26 Mart'ın yola çıkan model TIA bilgi değişimi için daha ayrıntılı kurallar ve prosedürler getirdiğini görüyoruz. Model TIA OECD model 26 maddesine bazı açıdan daha sınırlı bir alandadır. OECD modelin 2000 tarihli 26 maddesinde her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacak diyor. Oysa ki model TIA'ya baktığınız zaman bahsedilen vergiler sınırlayıcı gelir, sermaye, net varlık vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi olarak sayılıyor. Bazı açılardan ise daha geniş. Mesela buna örnek olarak OECD modelinde gerekli olan bilgileri ifadesi geçerken model TIA'da öngörülebilir ilgi, bağıntılık ifadesi geçiyor. Öngörülebilir ilgi çok önemli bir kavram. İlerleyen sunumlarda daha da çok bahsedeceğim. Model TIA'da talepte bulunan ülke neden bilgi değişimi ilişkin öngörülebilir ilgi durumunu açıklamak zorundadır. Öngörülebilir ilgi, vergisel meseledeki bilgi değişimi kurumunun kapsamını mümkün olduğunca genişletmeye başlıyor. Bu değişiklikten önce maddede gerekli bilgilerin değişime tabi tutulacağı düzenlendiği görülmektedir. Bu değişiklikle aynı zamanda akit devletlerin bilgi acılığına çıkmaları engellenmeye çalışılıyor. Kısacası sözleşmeye taraf devletlerin ilgili mükellefin vergisel işlemle ilgisi olmayan bilgileri isteme yetkinin olmadığı ifade ediyor. Şimdi güncellenmiş 2005 tarihli OECD modeline bakıldığında bilgi değişimle ilgili yalnızca vergi mükellefine ait özel bilgileri değil, aynı zamanda risk analiz teknikleri ve vergiden kaçınma gibi vergiyle ilgili diğer bilgilerin de değişime tabi olacağını ifade ediyor. Model TIA'daki öngörülebilir ilgi kavramı gerekli bilgi olan kavram yerine geçiyor. Artık o sisteme de uyum sağlıyor yani arkasından geliyor. Ayrıca elde edilen bilgiler belki de şu konularda kullanmayacağını ifade ediyor. Şimdi güncellenmiş 2012 tarihli o sisteme modeline bakarsak burada öngörülebilir ilgi standardı ve bilgi avcılığı terimi daha geniş açıdan yorumlaması için genişletiliyor. Talepte bulunan devlet öngörülebilir ilgi standartının talepte bulunan devletin yorumlanmasına dayalı olarak vermelidir diyor. Talep edilen bilgi vergi amaçları dışında kullanılacağına dair yüksek bir ihtimal varsa bilgi vermesine gerek yoktur diyor.
burada öngörülebilir ilgi bağıntılık standardı belirsiz bir şekilde olduğu eleştirildiğini getirse de vergi konularında bilgi değişimini engel teşvik etmediğini söyleyebiliriz. Yani genişleti yorum olarak sadece birer değil burada. Gruplar için de devam eden bir soruşturma varlığı ve grubun ayrıntılı tanımı ve gruptaki mükelleflerin olgusal içerikleri de sunularak hukuka aykırı durumlarla ilgili önce bir ilgi standartı uygun olarak bilgi değişimi olabilecektir diyor. Bir diğer genişletici yorum, her iki devletin de yasalarında vergi amacı dışında kullanmayacağı dair bir yasal düzenleme varsa ilgi otoriteler buna izin veriyorsa başka amaçlara da kullanabileceğini ifade ediyor. Şimdi yine güncellenmiş 2002 tarihli modelite var 2015 yılında. Burada talep üzerine bilgi değişimi düzeni kurulu olduğu için yeterlikse söz konusuydu. Bu yeterlikseden dolayı 2015 yılında otomatik kendiliğinden bilgi değişimini kapsayacak şekilde yapılan düzenleme bu durumu değişikliği yapmıştır. Fakat bu genişletme bir yandan da birazdan bahsedeceğiz. Avrupa Konseyi OECD Konvansiyonu 2010 yılında güncelleştiriyor bu. Zaten bu kapsam içerdiğinde bir anlam ifade etmeyecektir. Şimdi 1988 tarihli bu çok taraflı bunları anlattığım bilateral. Şimdi multilateral bahsedeceğim birazdan. Burada 1988 tarihli Avrupa Konseyi OECD Konvansiyonu bakıldığında Avrupa Konseyi ile OECD tarafından ortak aşağı zamanlanan konvansiyon Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İzlanda tarafından 88 yılında imza açılıyor ve 1995 tarihinde imzalanıyor. Bu anlaşmanın kapsamına bakıldığında günlük vergi hariç her tür vergi konusunu içeriyor. Yani burada işte gelir ve kazanç üzerine vergiler, sermaye gelirleri, değer artış kazançları gibi vergiler içine dahil oluyor. Ayrıca vergi mükelleflerinin ikametgah ve uğruyeli bir sınav söz konusu değil. Böyle karşı giden yardımlaşmayı oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi Avrupa Konseyi OECD Konvansiyonu 30. maddesinin 5. fıkrası gereğince ülkeler çekince koyma hakkına sahip oluyor. Çekince konulmadığı takdirde yani bu bir takım vergiler var. Bu vergiler o ülkede uygulanmasa bile ülkenin o tüm vergileri bir tüm vergi kategorileri için bilgi taleminde olmayan vermek zorundadır diyor. Bu öngörü bir ilgi kavramı OECD standardı haline gelmeden önce ilk kurulan bir metin olmasına rağmen dikkat çekmediğini görüyoruz. Yani özellikle bu kavram 2002 tarihli model TIA'da ve 2005 tarihli OECD modelinde internette baskın bir kavram haline geldiğini görüyoruz. 2010 Mayıs ayında Avrupa Konseyi OECD Konvansiyonu yönelik değişiklikler imza açılıyor. Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesini değiştiren protokol, bu çok önemli çünkü protokol, birazdan otomatik bilgi değişimiyle ilgili bahsedeceğiz. Haziran 2011 yılında imza açıyor. Bunun içinde Türkiye'de var. Şu anda güncel rakamlara 144 ülke bunun içerisindedir. Ardından 2014 tarihli OECD ortak raporlama standartı geliyor. Şimdi bu raporlama standartı finansal hesap bilgileri ilgili otomatik değişimine yönelik ayrıntılı hükümler içerdiğini görüyoruz. Bu da otomatik finansal hesap bilginin otomatik bilgi değişimine yönelik işte kapsamlı bir araç geliştirmesinin başlangıç noktası Amerika'nın FATCA'sı. Yani bu yabancı hesapların vergi uyum yasası 18 Mart Amerika'da 2010 tarihli kabul edildi. Abi Amerika bu yasayı çıkarmasının amacı vatandaşlarının sermaye gelirlerinin vergi dışı kalmasını önlemek ve vergi nedeniyle ekini verimi arttırmak. Aslında Amerika'da daha önce FUBAR, Foreign Financial Accounts isimli vatandaşların yurt dışındaki hesaplarına yönelik bildirme gerektiğine ilgili bir zorluk vardı ama bu uygulanamıyordu. Bunun üzerine Amerika FATCA'yı devreye soktu. FATCA, Amerika vatandaşlarının hesaplarında tutan paralarını bildirmeleri için yabancı finans kurumlarına bir takım hükümler getiriyor. Yabancı finans kurumları ABD vatandaşları tarafından tutan hesapları IRS'ye, yani Türkiye'de Gelir Dersi Başkanlığı'na gibi bir kurum var Amerika'da. O kuruma bildirme hükümü altına giriyor. FATCA teorik planda isteğe bağlıydı. Fakat ülkeler imzalamadıkları takdirde %30 oranında savaş kesintisi cederse karşı karşıya kalacakları ve ABD finans piyasasında pratikte dışlanma tehlikesiyle karşı karşılaşma durumu söz konusu olacağı için başta finansal ilişkiler olan ülkeler imzalamak zorunda kaldılar bunu. Burada yabancı finans kurumlarının doğrudan IRS'ye bilgi sağladığı karşılıklı olmayan raporlama gerektiğine hem diğer ülkeler hem de finans kurumları şiddetle karşı çıktığını görüyoruz. FATCA'ya karşı ana argümanlar orantısız maliyetlerin yanı sıra devletlerin mahremiyet ve anayasa yasalarının ihlali içermekteydi. Burada finans kurumlarının IRS'ye doğrudan rapora yönelik gizlilik hükümetlerini ihlal edeceği endişesini gidermek ve FATCA uyumluluğunu birleştirip bahsetmek için hükümet arası anlaşma modelleri geliştiriliyor. Türkiye'de buna dahil oluyor sonradan. Bu ülkeler FATCA'nın ulusal yasalarla uyumsuzluğunu ele alıyor ve diğer yargı yetkililerinin sürece katılmasına izin veriyor. 100'den fazla ülke, şu anda 116 ülke güncel rakamlara göre otomatik bir değişimi taahhüt ediyor. Burada OECD eğer çok sayıda devlet tarafından otomatik finans hesap bilgilerin değişimi ile ilgili çok taraflı yetkili makam anlaşması imzalanarak uygulanıyor. Bunun için de Türkiye'de onu da söyleyebiliriz. Şimdi AB tarafına geçtiği zaman ne görüyoruz? Karşılık yardım direktifi var. 1977 yılında
karşı yardım direktifi yürürlüğe giriyor. Bu OECD'nin 26. maddesine çok benzer bir madde. Direktifte bahseden bilgi değişimi gelir ve sermaye üzerinden alınan bütün vergileri kapsıyor bu direktifte. Sonrasında bu genişleterek 79 yılında KDV'yi, 94 yılında ÖTV'yi, 2003 yılında sigorta primlerini de içine alıyor. Ayrıca bilgi değişimine yönelik Avrupa Birliği vatandaşları veya mülküne ilgili sınırlama söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu direktif talep üzerine bilgi değişimi, aynı şekilde otomatik bilgi değişimi ve direkt kendinden bilgi değişimini kabul ediyor. Şimdi karşılıklı yardım direktifi talepte bulunan devlet kendini olağan bir tüketmesi gerektiğini şart koşuyor. Ayrıca talepte bulunan devletin yasalarına ve idari uygulamalarına aykırı olması halinde bilgi vermeyi yönetmesini hak tanıyor. Mütekabilet ilkesi gereği talepte bulunan devlet pratik veya hukuki nedenlerle benzer bilgilerin talep edilen devlet tarafından elde edilemesi halinde bilgi vermeye yükümlü olmadığını söylüyor. Bu direktif 97 tarihli direktiften kaldırılarak 2011 yılında ideal işbirliği direktifi yürürlüğe giriyor. Yeni direktifte kapsam genişleterek artık vergi konularında sayılan bir takım istisnalar sayılıyor. KDV, gümrük vergisi gibi. Her türlü vergi konusunda içine alıyor bu direktifle. Bu direktif kişisel kapsam Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir vatandaş olmana bakılmaksızın Türk kişileri kapsıyor Avrupa Birliği'nde. Üçüncü maddesinde kişi terimi daha geniş kullanılıyor. Bunlar tüzel kişilere dahil ediyor. Direktif kendiliğinden talep üzerine bir otomatik bilgi değişiminde izin veriyor. Talep üzerine bilgi değişimi çerçevesinde Model TIA tarafından geliştirilen ve çok önemli bir kavram olan öngörülebilir ilgi standardı bu direktifte yer aldığını görüyoruz. Direktifin 20. maddesinde bilgi talebinde soruşturulan kişinin kimliği ve bilginin verilmesindeki vergisi amaç belirtmesi gerekiyor. 5 gelir kategorisi zorunlu otomatik bilgi değişimi tabi oluyor. Bunlar maaş, ücret vesaire geliri gibi gelirler. Direktifin 17. maddesine göre mütekabilet esası geçerli ve talep edilen devletin mevzuatına aykırı olması durumunda ilgi ülkenin bilgi vermeyi yönetmesine izin veriyor. Talepte bulunan devlet kendi iş mevzuatına yer alan sırların ifşasına ve kamu düzenine ilişkin hükümler nedeniyle talep edilebiliyor. Bununla birlikte OECD standartlarına göre banka gizliliği artık bilgi talep etmek için geçerli bir geç olarak sayındı. Tasarruf direktifine ayrıntılı girmeyeceğim çünkü bu sonra kaldırılıyor. Ama şunu önemli bir bilmiyorum. Bu Avrupa Birliği tarafından bu tasarruf direktifi finansal hesaplar hakkında otomatik girişime izin veren ilk girişim olduğunu belirtelim. Neden bu girişim sonradan kaldırılıyor? İdeal işbirliği direktifi kapsamındaki otomatik bilgi değişiminin kapsamı 2014'te tasarruf direktifi kapsamında değiştirmesi gereken faiz ödeme ilişkin bilgileri de içerecek şekilde genişletildiğinden yararsız hale geliyor. Bundan dolayı Kasım 2015'te Avrupa Konseyi otomatik bilgi değişimine ilişkin hükümlerin 2016'dan itibaren geçerli olması nedeniyle tasarruf direktifini yürürlükten kaldırıyor. Türkiye tarafına bakacak olursak, bunun çok ayrıntı hükümleri var ama ana hatlarıyla burada biraz aklıma çalışacağım. GDDİS Başkanı da bir rehber yayınladı. İşte otomatik bilgi değişimin kişilerin yerleşik olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin bu 2010 ülkeye her yıl diğer ülke vergi idarelerince vergisel amaçlarla kullanmak üzere karşılıklı otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir. Şimdi vergi konularında bahsettik biraz sunumda. İdari yardımlaşma sözleşmesi. Bugün itibariyle 144 ülkenin tarafı olduğu sözleşme uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığı gereği olarak 2011 yılında Türkiye tarafından imzalanıyor. 6 yıl sonra uygulamayı düzenleyen ve sayılar her yıl atmakla birlikte bugün itibariyle 116 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşması da Türkiye 21 Nisan'da imzalıyor ve 31 Aralık 2019 tarihinde onaylıyor. Burada bu şeye baktığı zaman otomatik bilgi değişiminin kapsamını ve ana hatlarını biraz bahsedeceğim. 2019 yılına ilişkin bilgilerin karşılıklı sağlanan ülkelerle değişimine başlanmış olup 2020 yılı ve takip eden yılların bilgileri 2021 yılı içinde ve takip eden yıllarda bilgi değişimi kart takvimine uygun olarak gerçekleştirecektir ifadesi kullanıyor. GDDİS Başkanı'nın rehberinde de bu ifadeler var. Türkiye ilk defa Norveç ve Letonya ile otomatik bilgi değişimi kapsamında 2018-2019 yıllarında karşılıklı olarak bilgi paylaşımı yapıldığını belirtebiliriz. Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin bankalar, tespitleri, hesaplar ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı, işte GDDİS Başkanlığı'na bildiriyor. Tek merkezden bu başkanlık bu bilgileri güvenli bir şekilde elektronik ağ üzerinden ülkeye gönderecektir. Bu bir finansal kuruluşun yurt dışına doğrudan bir göndermesi söz konusu değil. Burada ne var içerikte? İşte mevduat hesapları var. Bu rehberde zaten aynı bir şekilde açıklanıyor. Saklama hesapları var. Ortaklık borç ikisi menfaati var. Nakli diğer sigorta sözleşmeleri var. Düzenli ödeme sözleşmeleri var. Otomatik bilgi değişimine tabi tutulacak bilginin hesap bakiyesi ya da değeri hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam bir tutar gibi bilgilerden oluşmakta olup burada gayrimenkul, tapu ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında olmuyor.
Hesapların son toplam bilançosu bildirecek olup fakat bilanço içeriği bildirilmeyecektir. Tüm hesap türlerinde hesabın yıl sonu bakiyesi bildirme tabi olup hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin işte emekli ayrılımı, kira gelirimi gibi bilgiler otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Bununla birlikte mevduat hesaplarının ayrıca hesaba yıl içinde ödenen faiz de bildirecektir. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Yani burada biz değerlendirdiğimizde ne işi yapabiliriz? Bir kere 1960 tarihli OECD modelinin 26. maddesi kapsamında bilgi değişiminin kapsamı başlangıçta olacak kısıtlıydı. Ve daha sonra yavaş yavaş genişletildi. OECD modelinin 26. maddesi ilk versiyonda amaç mümkün olduğu kadar çok ülke tarafından benimsenebilecek bir model sağlamaktı. Ve bu nedenle bunun için düşük bir ortak payda belirlenmesi gerekmekteydi. Daha geniş kapsamlı bir bilgi geliş değişimi sağlamak ikili müzakere bırakıldı. 98'den bu yana OECD'nin model TİA'ya hazırlarken hedefleri ve OECD modelinin 26. maddesinde yapılan güncellemeler değişmiş gibi görünüyor. Değişti. Artık amaç bilgi değişimi uygulama isteyen iki devletin model olarak kullanıcı isteğe bağlı bir model hükmü sağlamak değil. Tam bunun yerine en azından ilgili tüm finansal kuruluşlar tarafından küresel olarak bu bahsettiğim otomatik bilgi değişimi buna dahil benimsenmesi gereken bir askeri standart belirlemektir. İşte dünyanın dört bir yanındaki ülkeler talep üzerine bilgi değişimi sağlayan anlaşma imzaladı. Banka bilgileri de bilgi değişiminin içerisine yer aldı. Finansal hesap bilgileri. Talep üzerine bilgi değişimi OECD'nin yani talep üzerine bilgi değişimi OECD modelinin 26. maddesinde model TİA'da Avrupa Konseyi OECD Konvansiyonu 5. maddesinde ve İdari İşbirliği Direktifinin 5. maddesinde ifade edildiğini görüyoruz. Bahsettiğim bunlardan. Tüm bu metinler bu ülkenin vergi idaresinin vergisel konularda öngörülebilir ilgi çerçevesinde bilgi talebinde bulunması hakkını tanıyor. Öngörülebilir ilgi kavramı bilgi değişimine yönelik mümkün olduğunca geniş yorumlamalı. Ancak burada bilgi alıcılığına kesin izin verilmemelidir. Bilgi değişimi direkt çok taraflı araçlara kayıyor. Finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi, Avrupa Konseyi, OECD Konvansiyonu 6. maddesine dayalı olarak geliştirilen çok taraflı bir araç olan finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi ilişkin çok taraflı yetki mahkeme aşması yaygın olarak kullanıyor artık. Burada AB tarafına bakıldığında AB tarafında ne görüyoruz? Bilgi değişimi kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. İdari İşbirliği Direktifi 2011 yılında yardım direktifinin yerini aldığından beri otomatik bilgi değişimi kapsamı artırmak için hala hazırda 5 kez değiştirdiğini görüyoruz. Bunlara bahsetmedim sunum uzayacak diye. Finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine yönelik gelişmeler 2014 yılında tasarruf direktifinin yükten kaldırılmasına yol açıyor zaten. Çok önemli bir nokta daha var. Son iki uzattığımı biliyorum. ABD gelişimi FATCA konuya farklı açıdan yaklaşıyor. Yerli ülkelerin bilgi değişimi için çerçeveyi iki veya çok taraflı olarak müzakere etmek, yürütmek yerine tek taraflı harekete geçiyor. FATCA bahsettiğim teorik planda isteğe bağlıydı. Fakat ülkeler imzalamadıkları takdirde %30 oranında stopaj kesici cezasıyla karşı karşıya kalacakları ve ABD finans piyasasında pratikte dışlanma tehlikesiyle karşılaşma durumu söz konusu olacağı için başta finansal ilişkileri olan ülkeler finansal imzalamak zorunda kalmışlardır. FATCA yalnızca ABD'li kişiler hakkında otomatik olarak finansal hesap bilgilerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamada kalmamış. Aynı zamanda OECD tarafından finansal hesap bilgilerinin otomatik bilgi değişimi için bir model olarak o bahsettiğim sunumda ortak raporlama standardını geliştirmek için örnek almıştır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri küresel düzeyde uygulanması gereken otomatik bilgi değişiminin çerçevesinin geliştirmesine çok önemli, başarılı bir ivme kazandığını görüyoruz. Son olarak şunu söylemek gerekirse, otomatik bilgi değişimine yönelik muazzam bir bilgi yığını söz konusu. Bu bilgi yığını verimli bir etkin bir şekilde kullanılması problemini ortaya çıkarıyor. Türkiye'de buna dahil. Çünkü bu Türkiye'de bu işe girişti. Bu bilgi birikimine yönelik vergi risk değerlendirmesinin tahmin yöntemlerinin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için veri analitiği ve veri madenciliği gibi daha fazla teknolojinin kullanılmasına yönelik yatırımlar yapılmalıdır Türkiye tarafından acil olarak. Veri madenciliği büyük veriden faydalı bilgilerin çıkarılmasını yolu açarak etkin vergilendirmenin yolunu da çok önemli bir şekilde mesafe kat edecektir. Son olarak
zengin veri çağından akıllı veri çağına geçiyoruz. Buna yönelik kapsamlı bir hazırlık yaparak sağlam politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Oldukça güncel, yeni bir konuyu mufassal bir mevzuat kapsamında da bize aktarmış olduğunuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde. Tabii böyle bir konunun önemi tartışılmaz. Ama bunu neden buna ihtiyaç duyuyor devletler? Niçin başka ülkedeki kendi muhkimlerinin varlıklarını vergilendirmek istiyorlar? Bu konuda en temel problemim ben gönüllü olarak bunları yapıp yapamayacakları noktasında karşımıza çıkıyor. Hiç kimse kendisinin vergi matrağının bir başkası noktasında ya da kendisinde bulunacak matrah olmasa bile bir finansal varlığın başka bir ülkeye gitmesini istemiyor. Kayıt sisteminde olan ülkeler bakımından, bu anlaşmaları yapmış olan ülkeler bakımından bir farklılık yok. Yani bu sözleşmelerin gerekleri yerine getirilir. Ama bu sözleşmeye taraf olmayan ülkeler bakımından ne yapılabilecek? Mesela bundan ibaret. Hep bir ülke diğer ülkeye karşı bir sözleşme yaptın. Sen bana bu bilgileri vereceksin. Ben de sana bu bilgileri ödeyeceğim. Bu bilgilerin muhatabı olmayacak olan devletler var. Az önce siz ifade ettiniz. %8 finansal piyasalarındaki mal varlıkları ya da finansal varlıkların %8'i bu vergi cennetlerinde oluşuyor. Dolayısıyla bu ülkeleri bu sistemi bütün olarak kapsayacak şekilde sisteme dahil etmediğiniz sürece bu açıktan yararlananlar yine devam edecektir. İşte ülkelerin %30'luk bu stopaj meselesinin hangi ülkeler için olacağı meselesinin tanımlanmış olması ya da tanımlanmamış olması meselesine baktığım zaman bilgi değişiminin daha önünde olan konuların olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin varlık barışı varken bilgi değişimini nasıl, bilgiyi değişsek ne olacak? Bilgisinin yani matrah hakkındaki bilgi sahibi olsak ne olacak? Bütün yaptırımlarının etkisizleştirilmesine sebebiyet veren bazı hukuki düzenlemeler diğer hukuki düzenlemeleri başarı şansını azaltmış oluyor. Yani topyekun bir mücadele gerekiyorsa bütün ülkeler bakımından bütün ülkeleri kapsayacak şekilde yapılmalı. Kendi ülkemizin de bunlara çok dikkat etmesi lazım. Ama başka ülkeye bilgi ver derken bilgisiz gelecek varlıkların karşı ülke varlıklarının sırf hani ekonomik nedenlerle vergisiz meşrulaştırılması tabii ki bu çabalarla örtüşen bir konum arz etmemektedir. Bilgi değişimi güzel bir şey, yararlı bir şey, vergilenme etkinliği artıracak olan bir şey ama sadece bazı anlaşmalarla, bazı ülkelerin katıldığı anlaşmalarla değil, topyekun çözülmesi gerekir. Tabii söylenecek çok şey var. Bunlar vergi incelemelerinde nasıl dikkate alınabilecek? Ne kadar doğrulukları var? Bunları bizim mahkemelerimiz nasıl test edebilecek gelen bilginin? Hep bunlar da ayrı konular olarak karşımıza çıkıyor. Ben Metin Bey'e açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yeni konular, vergi hukukunun yeni alanları olarak karşımıza çıkıyor. Önceden uluslararası vergileme dediğimizde yaygın olarak hatta tek olarak uluslararası vergi anlaşmaları geliyordu. Şimdi bu bilgi değişim anlaşmaları da çok önemli bir yer işgal etmiş durumdadır. Tekrar teşekkürler. Şimdi Enes Bey'e geçeceğim. O da esas itibariyle bu konumda bir ölçüde bağlantılı olan konusu vergi aflarını anlatacak ama o biraz yurt içi düzenlemeleriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Onun vergi mükellefleri üzerindeki sonuçları üzerine duracağını anlıyorum. Buyurun Enes Bey, süremizi biliyoruz. Buna da uyacağımız noktasındaki inancımızı belirtmek istedim.
Teşekkürlerimi iletiyorum hocam. Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Enes İncel. 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesinden lisans mezuniyetimi aldım. Yine 2019 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. 2020 yılında araştırma görevlisi olarak meslek hayatıma başladım. 2022 yılında Ocak ayında Profesör Doktor Yusuf Ziya Taşkan hocamın danışmanlığında Türk hukukunda vergi uyumu ve vergi uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesi konulu tezimi savunarak yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Hali hazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam etmekteyim. Bu önemli kongrede ben de vergi aflarıyla vergi uyumu arasındaki ilgiyi, ilişkiyi ortaya koymak amacıyla aranızdayım. İlk olarak vergi aflarını teorik yönden inceleyecek, sonrasında vergi aflarının vergi uyumuna etkisi üzerinde durarak sunumu tamamlayacağım. Kavramın sözlük anlamına bakacak olursak, af suçu, kusuru ya da hatayı bağışlama anlamına gelmektedir. Vergi afları ise vergilere aykırı hareket edenlere karşı uygulanan yaptırımların meclis tarafından genel bir af kanunu içinde ya da özel bir kanunla ortadan kaldırılması, devletin alacak hakkının tamamından ya da bir kısmından vazgeçmesini ifade etmektedir. Vergi afları siyasi, ekonomik, mali ve sosyal nedenlerle uygulanmaktadır. Ekonomik krizleri atlatabilmek, iktidar ve seçmenler arasındaki uzlaşıyı sağlamak, kısa vadede devletin gelir ihtiyacını karşılamak için siyasi nedenlerle vergi aflarıyla karşılaşırız. Ekonomik ve mali nedenlerle vergi affıysa, kayıt dışı kalan bazı malların ve servet unsurlarının ekonomiye kazandırılması için uygulanmaktadır. Bu sayede vergi aflarından beklenen gelirlerle, bunlardan elde edilecek gelirlerle birlikte bütçe açıkları ve enflasyonun neden olduğu açıklar kapatılmakta, kısa dönemde gelir ihtiyacı sağlanmaktadır. Ekonomik açıdan vergi affı, gizli kalmış servet unsurlarının yeniden dolaşıma girmesi imkanını sağlamaktadır. Sosyal nedenlerle vergi affı ise, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri tespit edilen mükelleflerin daha az yaptırımla ya da yaptırım uygulanmaksızın kanunlara uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Bunun için aflar uygulanmaktadır. Vergi afları kısa dönemde vergi gelirlerinde tahsilatı artırmaktadır. Vergi idaresinin iş yükünü hafifletmektedir. Bunlar afların olumlu sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat buna karşın vergi afları uzun dönemde vergi bilincini, vergi ahlakını, mükelleflerin vergi uyumlarını azaltan sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar ise olumsuz sonuçlarıdır. Vergi aflarıyla vergi uyumu arasındaki ilgiye, ilişkiye gelecek olursam, vergi afları bir kereye mahsus olarak ve önceden öngörülemeyecek biçimde uygulandığı takdirde vergi uyumunun artmasına katkı sağlayacaktır. Af düzenlemeleriyle birlikte vergi sistemini güçlendirici önlemlerin eş zamanlı yürütülmesi burada önemli bir belirleyicidir. Buna göre bir seferlik uygulama daha yüksek harcamalara ve vergi kaçırmaya engel olan etkili yaptırımlarla birlikte uygulanırsa geciken vergi borçlarının ve cezalarının afla birlikte gönüllü biçimde ödenmesi söz konusu olacağı için vergi uyumunu artıran bir etki ortaya çıkması söz konusudur. Vergi affıyla mükellef ve idare arasında karşılıklı güven ilişkisi sağlanır ve mükelleflerin yükümlülük altına girme istekliliği artırılır. Burada af kanununun tanıdığı imkan ve ayrıcalıklardan yararlanan mükelleflerin vergilerini geç de olsa ödemeleri, yani kanuna uygun davranış göstermeleri söz konusudur. İlk olarak vergi affıyla uyumun eşleştirilmesi yönünde olumlu etki olarak bunları söyleyebiliriz. Buna karşın vergi aflarının sık sık tekrar edip rutin hale geldiği ekonomilerde mükellefler yeni af beklentisi içine girmektedirler. Buna bağlı olarak mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirme istekleri ve vergi uyum düzeyleri de azalmaktadır. Vergi affının vergi uyumuna ilişkin beklenen olumlu sonuçları sağlaması için affın bir kerelik, önceden tahmin edilemeyecek biçimde ve vergi güvenlik önlemleri alınarak uygulanması gerekmektedir. Devletin gelecekte vergi affı olmayacağı yönünde bir güvence sağlaması burada önemli bir güvenlik önlemi olarak karşımıza çıkabilir, uygulanabilir. Bu da mükelleflerin af beklentisi içine girmelerini ve dolayısıyla vergi uyumundaki düşüşü azaltma yönünde katkı sunar. Vergi aflarının sık uygulanması
ve af beklentisinin doğması, vergisinin düzenli, zamanında ve tam olarak ödeyen, dürüst mükellef olarak adlandırdığımız mükelleflerin vergiye uyumlarının azalmasına neden olmaktadır. Buna göre dürüst mükellefler, afları vergi kaçıranlara verilen bir ödül ve ayrıcalık tanımı olarak görürler. Vergi afları uyumlu ve dürüst mükellefler bakımından adeta bir cezalandırma olarak algılanır. Vergi affı aracılığıyla vergi kaçıran yükümlülerin sorumluluktan kurtarıldığı düşüncesi yaygınlaşır. Vergi sisteminde adalet olumsuz anlamda etkilenir. Vergi affı uygulamasıyla kısa vadede vergi gelirleri artış gösterir. Bunu biraz önce ifade ettim. Fakat bu gelirler aslında af beklentisi nedeniyle geciken ve ödenmeyen vergilerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla vergi affları kısa vadedeki olumlu etkisine karşın uzun vadede vergi ve kamu gelirlerinde azalmaya yol açacaktır. Vergi affları birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır, uygulanmaktadır. Ülkemizde de çeşitli isimlerle, işte örneğin genel af yasaları içinde birkaç maddeyle, özel olarak çıkarılan vergi yasalarıyla, matrah artırımı, stok affı gibi spesifik konularda yapılan af benzeri düzenlemelerle, ödeme kolaylığı olarak borçların taksitlendirilerek ödenmesini sağlayan düzenlemelerle, alacakların yeniden yapılandırılması ya da vergi barışı ya da varlık barışı düzenlemeleriyle mali aflar ve vergi afları çeşitli tarihlerde uygulanmıştır. Bunlar kapsamına göre vergi aslını, gecikme faiz veya zammını, vergi cezasını kısmi olarak ya da tamamıyla silen, ödeme kolaylığı sağlayan veya basit düzeyde ek mali yükler koyan düzenlemeler olmuştur. Cumhuriyet tarihinde bugüne değin 40'ı aşkın af düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Ortalama 2 yılda bir vergi affı uygulandığı görülmektedir. Ülkemizde sıklıkla uygulanan vergi affları adeta bir gelenek haline gelmiştir. Bu durum mükelleflerin yeni af beklentisine girmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla buna bağlı olarak da vergi uyum azalmaktadır. Türkiye'de vergi aflarından sonra ihtiyaç duyulan vergi güvenlik önlemlerinin alınmaması, afların kısa vadeli gelir kaynağı olarak sık sık uygulanması vergiye uyumu olumsuz etkilemektedir. Vergi tahsilat oranlarına bakacak olursak bunu somut şekilde görebiliriz. Türkiye'de genel bütçe içinde vergi gelirlerindeki tahsilat oranları sürekli düşüş göstermiştir. 2000'lerin başında vergi tahsilat oranları %90-93 bandındayken bugün son 5 yılda %80 civarında gerçekleşmiştir. Durumun temel nedenlerinden biri af düzenlemelerine sıklıkla başvurulmasıdır aslına bakarsak. Türkiye'de sıklıkla uygulanan vergi afları vergisini düzenli şekilde ödeyen dürüst mükelleflerin de gönüllü uyumunu olumsuz anlamda etkilemektedir. Son söz olarak ben şunu söyleyebilirim. Sunumumu elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Vergi aflarından olumlu sonuç elde edilebilmesi için aflar sık sık tekrar edilmemelidir. Olağanüstü duruma özgü bir kerelik uygulanmalıdır. Affın geniş bir yükümlü kitlesine ulaşabilmesi adına tanıtımı doğru şekilde yapılmalıdır. Affa katılım düzeyi yüksek tutulmalıdır. Bunlar sağlanırsa vergi afları etkili ve önemli bir uygulama haline gelebilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın İncel hem süreyi çok uygun bir şekilde bize de imkan verecek şekilde kullandı. Hem de vergi aflarının bütün etkilerini net bir şekilde ortaya koydu. Tabii ki şöyle bir analiz olsa belki daha doğru olabilirdi. Hani 2 yılda bir vergi affı dediğimiz doğrudur. Fakat vergi sistemindeki değişiklikler de birlikte belirli dönemler itibariyle değerlendirilse daha anlamlı olabilir. Ya da daha anlamlandırılmış olabilir. Belirli dönemlerde birer yıla kadar inmiş. Bazı dönemlerde daha uzun dönemlere çıkmış. Hatta bu mesele üzerine siyasilerin bir daha olmayacak sözlerine rağmen tekrar yapılmasının mükellefler üzerindeki etkisi, yani mükellefin güven bakımından olmayacak denmese rağmen tekrar olması üzerine vergi affı kollayan bir mükellef grubu haline dönüşmüş duruma geliyor. Hatta bazı mükellefler bakımından pekala söyleyebiliriz. Vergi affının geleceğine
geleceği konuda bir şüphe duymadığı için o zamana göre pozisyon ayarlamaya çalışıyor. Vergisel pozisyon ayarlamaya çalışıyor. İşte stok durumunu, kasa durumunu vesaire diğer durumlarını buna göre değerlendiriyor. Şimdi bence vergi aflarının en önemli sonuçlarından biri de ticaret hukuku anlamında haksız rekabete sebebiyet vergisi olması. Yani haksız bir meslektaşın kamusal yükümlülüklerini ortadan kaldırıp diğeri için aynen muhafaza etmek, aynen muhafaza etmekten kalsın şüphesiz zamanında ödevlerini yerine getirmesi olmasından bahsediyorum. Bir diğerine hem cezaları kaldırıp hem vergileri 18 takside dökmüş olmak pek tabii ki finansal açıdan birinin zamanda katlandığı yüklerin diğerinin katlanmaması demek anlamına geliyor ki ayrıca bir bitmeden diğer bir vergi affı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla uygulama sürelerine de biraz dikkat etmek lazım. Sonuçları vergi uyumu bakımından önemli ama bazıları bakımından da uyumlu olanları da uyumsuz hale getirme noktasında bir etki gösterdiğinde ifade etmek gerekir. Bilmiyorum, çok doğru olan 2 yılda bir olunca önümüzdeki yılda, yıllarda da bunun aynı stilde devam edeceği beklentisi mükellefler bakımından meşru bir beklenti, haklı bir beklenti haline gelmiş oluyor, dönüşmüş oluyor. Bakalım ne zaman yeni af düzenlemesi meydana gelecek ya da yapılandırma düzenlemesi meydana gelecek. Tabii biz günlük hayatımızda af diye dediğimiz için bunu kullanıyoruz ama asıl kanuni adı yapılandırma şeklinde ifade etmek lazım. Yapılandırma için tabii stok afları, yapılandırmanın içinde kasa afları olduğu için genel olarak bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Bu haklı beklenti meselesi mükellefler bakımından ciddiye alınan bir meseledir. Yani yeni beklentiler ortaya çıkıyor. Hatta değişik zamanlarda bazı örgütler, sivil toplum örgütleri yeni bir af beklentisi içinde olduğunu, yapılması gerektiğini de ifade ediyorlar. Tabii ekonomik pozisyonlara bağlı olarak bunların sayın konuşmacımız da ifade etti. Teorik olarak da yeri vardır, pratikte de yeri vardır. Ama salt devlete kısa vadeli gelir elde etme amacına yönelttiğimiz zaman da kendisinden beklenen fonksiyonları çok sınırlı, daraltılmış şekilde yerine getirmek durumundadır. Ben tüm konuşmacılarımıza, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Son söz olarak ifade etmek istediğimiz bir husus yok ise toplantıyı burada kapatmak istiyorum. Şöyle Aziz Hocam, sizin ifade edeceğiniz bir husus var mı? Evet, arkadaşlara ben de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Değişik konularda kendi ilgi alanlarına göre bizi bilgilendirmeye çalıştılar. Bu bizim fakülte için yapmış olduğunuz katkılar için tekrar teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum. Sayın Güneş, Tuğçe Hanım, siz son olarak söylemek istediğiniz bir husus var mı? Sayın Hocam, çok teşekkür ederim. Çok değerli bir sempozyumdu. Ben aynı zamanda belli bir aşamadan sonra mezuniyet törenine yetişmem gerektiği için buraya geldim ama hep dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Ben de sizin gibi hemen toplantı bitince fakültenin mezuniyet törenine intikal edeceğim. Teşekkür ederiz biz de. Sayın Topçu, buyurun efendim. Herhangi bir sorum yok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tamam, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Güneş, Güzeş, buyurun. Hocam, ben de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim tekrardan. Saygılarımı sunuyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Sayın İncel, sizin ifade edeceğiniz bir husus var mı? Ben de aynı şekilde teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım hocam. İyi akşamlar, iyi günler dilerim. O zaman hepinize ben de tekrar teşekkür ediyorum. Bursa'dan selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Başka bir ortamda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Evet. Sağ olun.
Evet. Bu arada Zafer hocamız oradan çıktı ama görüntü olarak bizimle hani bu tarafı geldi herhalde. Herhalde şey ifade etmek istiyorum anlamında söyleyeceğim ama. Sağ olun Doğan hocam. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi akşamlar. Tamam hocam. Sağ olun. Eksik olmayın. Görüşmek üzere diyorum. O zaman kapatıyorum. Kapatın.